Değerli basın emekçileri, hepinize kolay gelsin öncelikle. Bugün yazılı açıklamamda da belirtmiştim. Bugün saat 5 sularında şu arkanızda gördüğünüz TEM otoyolundan Edirne istikametindeki bir araç İstanbul İl Başkanlığımızın yönüne 7-8 el ateş etmiş bulunmakta. Ve olay mahallinde boş kovanlar tespit edilmiş olmaktadır. Emniyet güçlerinin il binamızda yaptığı araştırmaya göre il binamızda herhangi bir kurşun bulunmamıştır. Ve olayla ilgili savcılık tahkikati devam etmektedir. Biraz önce de gördüğünüz gibi İYİ Parti İl Başkanımız geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Kendisiyle de süreci değerlendirip yolcu ettikten sonra sizlere yazılı olarak yaptığım bilgilendirmeyi bir kez de sözlü olarak söylemiş bulundum. Daha önce size gelen bir tehdit var mıydı, herhangi bir şey? İl başkanlığımıza böyle bir saldırı olacağına dair herhangi bir duyumumuz yoktu. Ancak geçen hafta İYİ Parti'ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk. Nitekim şaşırmadık da. İktidar kanalından bir telefon aldım. Kesin saptanmış mı canım? Değil ya. Efendim siz sordunuz değil mi? Hangi yayın kuruluşu? Evet, şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kesin il binası mıdır değil midir? Bunun cevabını vermesi gerekenler ben değilim. Ben de biz de en az sizin kadar merak ediyoruz bu saldırının ne amaçla ve kimler tarafından yapıldığını. Umarım bu sorunun cevabını vermesi gerekenler, bu süreci olması gerektiği gibi araştırıp doğru neyse ona ulaşması gerekenler bir an önce bunu bulurlar ve bunun cevabını sizlerle birlikte biz de öğrenmiş oluruz. Ancak şunu ifade edebilirim, bir hafta önce İYİ Parti il binasına yapılan saldırı, bu sabaha karşı il binamızın hemen karşısından açılan ateşler, bir eğer bekçi değilse ya da ne amaçla geldiyse bilmiyoruz. Umarım hepimiz için tatmin edici bir açıklama olabilir. Ama bir hafta içinde İstanbul'da iki tane siyasi parti il başkanlığı önünde herhangi bir olay olma ihtimali, hani ben de Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı kadar olmasa da az buçuk matematik bilirim. Sanıyorum dünyadaki en büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinden daha düşüktür diye tahmin ediyorum. Bu arada İstanbul Valisi'yle görüştüm. Sayın Vali görüşmemizden bir 20 dakika sonrasında sağ olsun kendisi döndüler. Ve olayla ilgili kamera kayıtları ve tahkikatin devam ettiğini ve kamera kayıtlarını incelediklerini söylediler. Ve çok kısa sürede olayı aydınlattıktan sonra bizlere bilgi vereceklerini ifade ettiler. Bizler de gelen bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Elbette. Ben bu saldırı olduğu saatlerde Ankara'daydım sabaha karşı. Emniyet güçlerinin il başkanlığımıza bilgi vermesiyle birlikte hemen karayoluyla İstanbul'a yola çıktım. O esnadan itibaren Sayın Genel Başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz ve kendisine an be an bilgi veriyoruz. Şu ana kadar bana gelmedi ama şunu ifade etmek durumundayım. Şu ana kadar ben cep telefonlarıma da çok bakamadım ama benim herhangi bir görüşmem olmadı. Tamam, teşekkür ederim.